kahvesini unutmuş. Tam namazın sonunda yetişti. Kadriye ruhunun kedisi, hamile kedisi. Bravo, zamanlamayı başardın yine. Fuat Avni. Tam duamızı edeceğiz. Pat. Hangi namazında böyle gelip sıçan, sıçma rolü yapan kıblemde kaç kez yakaladığım aynı noktaya sıçan oradaki görüntülerde olan Kadriye Orhun'un kedisi. İhtiyar orayı temiz. Uzak dur oradan ihtiyar. Kedi boku toksoplazma kaynıyor. Süslü gösteriyorlar öyle. Bulaştırmak için. Ayetteki gibi. Süslü gösteriyor. Ve bu ışıklıkta yeni ortaya çıktı. Çocukla geldi son rekatta. Oradan geçti. Zamanlama. Bir tane de Rottweiler'i vardı orada. Tabii onlar gelmeden önce yan taraftan mırıldanmalar duyduk. Anlayamadım ne dediğimi. Telefonda herhalde. Herhalde şey diyordu. Rujlu dudaklı olarak ilk Samsır'dayım. Anam yanında Toy Story kasetiyle yırtığımda kedi bliz damgasıyla. İlk Samsır'da. Onu diyordu herhalde. Bu gelenlere. Bu aptal millete sokak hayvanı anlayışını aşıladık ve zinayı milli damat yaptık falan diyordu herhalde telefonunda. Her zaman böyle ekipman işi pat buradan pat buradan geçiyor, pat kedisi geçiyor. Bu yani azalmış hali. Tamamen yeni bir tip. Nereden geçeceğini. 5 dakika geçmedi geri gidiyor. Ne yaptı acaba? Okulun dışına, kapısının önüne mi sıçtırdı? Dün ana baba günü orası. Bir sürü veliler, çocuklar pisliği çiğnemişler de çiğnemişler. Kimin emriyle? Hak baba. Pas pas. Yepyeni bir surat. O Rottweiler'li çıktığı günü hatırlıyorum. Pek seyrek gözüküyor fakat böyle nöbetçi asker gibi istenilen zamanda burada. Tam zamanında zamanlamaya bak. Şimdi bu apaçık satanistleri tahminen bir dahaki ezana kadar görmem. Ve gelen geçenin karşısında kediyi sevecek. Sıra ona geldi. Sadece karşımdakileri. Başkası olmaz. Bize iyi yer ayarla akbaba. Maaşımız ballı olsun. Ve takılıcı ayar 90'ın. Orada sevecekler. Nanik için. Kadriye Orhun ve Özdemirler kucağında getirip oraya yerleşti. Hiç ayrılmıyorlar. Ve inanın şu da Vika Yıldızlı. O da güç gösterisi. Karşıma. Çünkü
Şuradan çıkıyordu hep. Oranın garajı var. Gözüme sokmak için. Evet millet, sokaklarımız toksoplazmalı ve diğer parazitli boklarla güzel. Uyum akbabayan. Öyle yırtığa bak, koşarak geldi çocuğuyla. Kardeşim yine çocuğu olabilir çünkü küçük yaşta bunları peydaklıyorlar. Koşarak geldi yetişmek için. Son farz rekatına. Gençler oraya geldi diye müthiş kasçının bir köpeği oraya getirdi şimdi. Gençleri gördü geldiğini, pat böyle geldi, kaşınmaya başladı. Tam önlerine kurulup ve ben biliyorum ki bu parazitleri bunların keskin nişancı gibi istediğine gidiyor. Beldeden biliyorum. Durmadan kaşınıyor. Bakın. Parazit dolu. O yüzden bulunduruyorlar bunu buradan. Bize de dayatıyorlar. Direkt odama. Tekrar sen balkondaysan bu şeyleri göreceksin. Oraya kurulacak. Ben gidene kadar. Ağacı siper alarak kameradan uzak. Hala kaçınıyor. Çünkü nerede oturduğumu biliyorum. Belde de gördüğüm kadarıyla oradan buraya gönderebilir. Ve beni yalancı çıkarmak için kalkmadan gönderdi. Dikkat et, kulağın duvara yapışmasın. Evet, bu insanlar neden videomu seyretmiyor, neden anlamıyor, bunu anlamıyorum. Bu hayvanlar belirli kişiler tarafından sadece parazit, hastalık, bok yaymak için, insanları hasta etmek için kullanılıyor. Parkı sürekli denetlediğim için temiz tutmuşlar. Fakat en net örneği burada. Basılmış dün daha büyüktü. Burası ana baba günüydü. Okulun girişi dışarısı doluydu, insan basan basana. Bu pisliklere. Tam sıçrılacak yer giriş. Bu şeyleri camilere de yapıyordular. Ve bir tane orada hazır. İşlem için.
Hayır, o orada olacak. Bu burada sıçacak. Açık ve net örneği yani. Caminin girişlerinde bunu hatırlamayan var mı? Açık ve net yani. Lehva var orada, kaldırım diye. Bu kadar ufak bir lehvaya insanları korumak için o kadarına gücümüz yetti, paramız yetti. Ve geçiş yoluna böyle bırakılacak pislikleri. Ne için? Elektrik kablo yolu. Böyle milyonlarca bu şeyler için harcanan pislik geçiş yoluna paralara karşılık o kadar ufak bir leban. Evet. Oyun parkı ve pislik. Ve dönüyorum diye kaşınan kediyi oraya gönderdi. Penceremin karşısına. Bunların işi budur. Pislik, parazit ve hastalık yaymak. Kaybol. Kaybol ve rol yapma. Hadi yürü. Hadi. Pişt. Yürü. Git iki yüzlü sahiplerine. Böyle anında geldiğimi görüp yerleştiriyorlar. Güç göstermek için. Bu hayvanları ortadan kaldırmayı bırak. Bu şeylerle uğraşanların tümü kodesi tımarhaneyi görmeli. Anında fırlama balkonuna. Kim yönettiği belli oluyor. Çünkü haber aldı. Gidip çektiğimi. Burayı ve etrafı temiz tutacak şimdi. Masum rolüne girecek. Kaç kişi öldü burada. Bu şeylerden. Kaç kişi hasta. Kaç kişi kronik hasta. O kadardı balkonda işi, kendini göstermek. Bu tımarhanelik holding yöneten, kurum yöneten kodesi görmezse ömür boyu bu ülkede adalet yoktur be. Her şeytanlık buradan yönetiliyor. Buyurun yani, karşımda oturdu, sıçtı. Ve buraya gelecek. Komut. İkisi birden gönderildi. İnadına. Böyle bir pislik bu. Aynen böyle. Ben secde ederken anında buradan anında böyle yönetebiliyor. Daha niyet ederken başladı. Seslerini duydum. Yetiştiler farzın sonuna.